Sevgili izleyiciler, güzel bir cuma sabahından günaydın. Magazin dünyasına acaba bundan daha iyi anlatan bir şarkı olabilir mi? Her sözü eşittir magazin. Ama son dönemde Müge'cim, günaydın bu arada. Son dönemde bazı ünlü isimleri dinlerken, onların yaptığı açıklamalara kulak verirken bundan büyük yalan yok, yok diyorum. Evet. Tıpkı şarkıdaki gibi. Ya da şöyle, bundan büyük yalan yok, daha arsızı var mı? Daha diyor. Arsızı var arsızlık mı? Arsızlık da zaman zaman bazı haberleri, açıklamaları dinlerken insanın aklından geçmiyor değil. Bazıları utanma duygusunu maalesef yok, kaybetmiş topu durumda ve içeri girmiş. Bazılarını da dinlerken inanın artık kulaklarımız utanıyor. Gerçekten kulaklarımız utanıyor. Evet. Neyle başlayalım? Bu aralar bizim en sevdiğimiz çift. Kenan Doğulu, Beren Daha Saat. Daha dün konuştuk. Çifti, evliliklerindeki evet, krizi atlattılar. Dün akşam efendim bir sergi çıkışı, el ele, göz göze görüntülendiler. Keyifleri yerindeydi, yüzleri gülüyordu. Biz o görüntülerde en çok Beren'in güzelliğine takıldık. İnanın onu dinleyemedik bile. Bir de baktık. Dinleyelim mi Müge'cim? Baktık, ben bakmaya devam edebilirim. İzleyelim ve dinleyelim. İyi akşamlar Rıfat Bey. İyi akşamlar, sağ olun. Uzatmadan ben konuyu söylüyorum. Evet, Rıfat Baltoğlu'nun koleksiyonu için buradaydık bu akşam. Harika işler yaptı. Çok sevdiğimiz bir artist arkadaşımız. Sağ ol, teşekkür Muazzam ederim. Bir gece oldu. Tekrardan size dönecek olursak nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Yeni albüm hayırlı olsun. Çok şimdi. Çok iyi. Konu gene bir şekilde. Belli oldu mu tarih? Yani şimdi son... birazcık evet, şimdi Kenan'ın konserleri de böyle yavaş yavaş. Yani Kenan'ın takvimi de rahatlıyor. Şimdi işte biz de New York'ta filmi tamamladık. Çalışmalara devam ediyoruz. Hazır olunca artık bir tarih söylemek istemiyorum. Ama az kaldı. Evet. 29 Ekim benim için çok önemli. Çok özel hazırlanıyoruz. Yaklaşık böyle 3 gündür falan 24 saat çalışıyoruz. Hem dansçılar hem ışıkçılar, hem efektçiler hem müzisyenler 29 Ekim için Ankara'da muhteşem bir konser planlıyoruz. Atatürk İnşallah. Oradan bize bakıyor. Çok güzel oldu. Neler diyorsun Atamız diye. Zaten Cumhuriyet günleri başladı yani. Bu akşam Atatürk'le başladı. Heyecanımız büyük. 29 Ekim Ankara muazzam olacak. İnşallah diyelim. Beren Hanım, son olarak da Kıvanç Bey ile filmi soralım. Nasıl gitti çekimler? Bitti. Ya, neler çok, çok tatlı bir film oluyor bence. Ben çok eğlendim. Uzun zamandır oynadığım bir karakterle bu kadar eğlenmemiştim. Çok, yani çok keyifli bir film olacağını düşünüyorum. Umarım herkes beğenir. Çok uzun zaman sonra da bir araya geldiniz. Neler yaşandı? Hani çok eskiler yadırdınız. Çünkü biliyorsunuz her sene TT olan bir aşkı memnu var. Sonra konuşuruz onları. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Çok sağ olun. Görüşürüz. Beraber. Sağ olun Mahdi. Yani son zamanlarda evliliklerini kurtarmak için terapiste gidenler, arkadaşlarına danışanlar, bir daha düşünenler, bir süreliğine evleri ayıranlar falan, işte bu tür sıkıntıları atlatan ünlüler var. Belki bizi izleyen seyirciler arasında da vardır. Onlara şu Kenan Doğulu'yla Beren Saat'in geldiği noktayı bir daha bakmalarını ve bir daha düşünmelerini istiyoruz. Vallahi Müge'cim, ne onlara kadar güzel bir yere oturttular. Onlara baktığım zaman hep şunu söylüyorum. Yani bir kez daha aslında bu sözün ispatı, kadın erkeğin yansımasıdır. Bakıyorsun kadın mutlu olduğu için evet, güzel. Evet, daha parlıyor. Da güzelleşmiş. Işıl ışıl parlıyor. Bakar Kesinlikle. Mısın Beren'in güzelliğine? Beren, hatırla sevgilideki Beren gibi. Aynısı. 38 yaşında ama bakıyorsun karşımızda 18-20 yaşında bir kız çocuğu gibi hala. Çünkü Beren Kenan gibi... yaşını gösteriyor. Kenan kusura bakmasın Kenan, 48 yaşında. Kenan son Beren çok küçük yaşını kaldı. Gösteriyor. Beren o da çok küçük kaldı yanında daha iyi. Sanki. Kadının küçük kalması daha hayırlı. Bir de şimdi Instagram'da şimdi bu röportaja yapılan yorumlara şöyle bir göz atayım dedim Müge'cim. Neye takılmışlar? Bak şimdi. Ne? Bu da Aşk Memnu dizisinin sihrini gösteriyor aslında. Evet. Takıldıkları şey. Nedir? Yaptığınız çok ayıp muhabir arkadaşlara. Kenan'ın yanında ona Kıvanç'ı soruyorsunuz. Ya Allah Allah. Bir dakika şimdi kafalar karıştı. Beren'le şey Kıvanç gerçek Beren... hayatta aşk yaşamadılar, öyle bir şey yok. O yasak aşk dizideydi, o dizinin senaryosuydu. Bu yazanlar şeyi de soruyorlar mı? Adnan Bey'le onu yeni evliler arasında yani. Bu biraz fazla kaptırma olayı yani. Gerçekten fazla kaptırma. Ama tabii, o da öyle bir diziydi ki kaptırdı yani. Müge, bir şu anda onların projesiyle ilgili, Beren ve Kıvanç'ın projesiyle ilgili tek korkum o... Aşk-ı Memnu'daki o yaratılan sihir bozulur mu? Tabii. O büyü gider mi? Evet. Nasıl bir iş ortaya çıkacak diye yani, biraz korkuyorum o anlamda. Ben Beren Saat'in şu açıklamasını görünce hey ay falan yaptım.
o kadar çok eğlendim ki o karakterden. Sus, oralar korkuttu beni. O kadar eğlenmemiştim diye. Acaba eğleneceğimiz bir şey mi? Çünkü biz Türk izleyicisi olarak hafif böyle bir gerginlik, stres. Oralar biraz sıkıntılı sana söyleyeyim. Yani eğlenmekten ziyade böyle bir şey istiyoruz. Bakalım. Şu müziğin çalıp da geçen gün de söyledim ya, güzelleştirmediği hiçbir şey yok yani. Sana bir şey söyleyeceğim. Kupkuru görüntü yapalım, yalnız görüntü bile ödül alır. Bu diziye konuğumuzla bir yakışmaz mıydı Müge? Size bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda böyle bir konak, zengin ev, onun patroniçesi, holding sahibi. Yani kağıda çizilmiş gibi şey uyuyor. Tip ve tavır, evet, uyuyor. Tam. Gerçek hayatı da uyuyor aslında. Evet, TV8'de efendim günlük dizi yayınlanan, günlük dizi Canım Annem'in Asudesi efendim. Özlem Savaş bizlerle birlikte. Buyurun efendim. Ne güzel de isim bulmuşlar sana. Asude, Asude Hanım. Asude. Buyurunuz efendim Asude Hanım. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Bizi izleyen herkese de günaydın. Evet. Ne kadar güzel gözüküyorsun. Çok, evet. Siz de öyle. Siz hiç değişmediniz. Arkada söylediğim şey aynı. Yani hiç mi değişmediniz? Siz de öyle. Sen de öyle Özlem. Seni en başından bu yana biliyoruz. 1990'dan bu yana röportaj yapıyoruz Özlem'le. O zaman da aynıydı. Yok canım. Ya. Ya hayır. Tamam, yıllar hepimize küçük ufak tefek bir şey yapıyor ama. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Yani. Boyun çok güzel. Evet. Boyun falan. Boyun. Evet. Boyun şahane. Bir de Özlem'in şöyle bir özelliği var. Suratında öyle bir ne bir dolgu var ne bir botoks var. Bak çiziği de görüyorum. Var var tabii. Ben doğal seviyorum. Doğal yaptırıyorum ufak ufak. Biraz yok, önce de tabii şu şuralarımda filan. Ne yaptırdın? Hafif dolgular var. Ciddi misin? Çok belli yaptırıyorum. Çok iyi duruyorsun ama. Çok iyi yani. Gerçekten çok iyi duruyorsun. Peki doğallık demişken doğal bir oyuncu hakkında konuştuk. Genç meslektaşım Beren Saati beğenir misin? Beren Saati beğenirim. Evet yani. Ama öyle bir söyledin ki böyle hani bir ayıp olmasın yani. Ha, beğenirim. Hayır öyle değil. Yani şimdi Beren Saati ben hani sadece galiba yaprak. Aşkı Memnu. Aşkı Memnu. Ondan sonra bir şey yaptı mı bilmiyorum. Fatma Gül'ün Suçu Ne Var. Ha, onda da çok iyi. O da orada çok da çok iyiydi. Hani daha mı çok sık görmeliyiz anlamda? Çok sık ya. Gördük bir ara. Ya, bir ara şu an. Fatma Gül bitti ve intikam dizisi başladı. Evet. O pek yolunda gitmedi galiba. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? O ara böyle durdurak bilmeden üst üste dizilerin içinde yer aldı. Sonra biz dedik ki bir dursa artık. Evet, sonra da bir durdu. Durdu, uzundur evet. Bir şey yaptı. Bir Atiye'ye kadar. Ben bekliyorum ondan güzel bir performans, şimdi değişik bir şey yani. Tekrar Kıvanç Tatlıtuğ'la birleştiler, New York'ta bir film çektiler, bir kısmı da İstanbul'da geçti. Herkes meraklı, onu bekliyor. Kesin yani, güzel bir şeydir o. Bilmiyorum. Özlem, sen de bilirsin bu işleri, çok iddialı bir yapımdan ve iddialı bir ikili olmaktan sonra, yıllar sonra çekilmiş işler, ilkini tutturmazsa... Evet, çok onun altında kalırsa değil mi? Gitti. Tabii. Evet. O tadı, o lezzeti bulamadıkları zaman insanlar... filan yapıyorlar. Ama aynen onu öyle. Da kendi içinde değerlendiriyor. Bir de kıyaslama oluyor. Yani. Ama o aklın evet, şeyi, evet, oyunu yani. Onu ister istemez yapıyorsun. Aynen hepimiz öyle. Hepimiz yapıyoruz yani. Aynen öyle.